ekranlarına hoş geldiniz değerli seyirciler. Akit TV ekranlarında 15 Temmuz bir milletin uyanışı diyelim buna, destansı uyanışı. Onun yıl dönümünü idrak etmek üzereyiz, az kaldı. Akit TV ekranlarında da peş peşe 15 Temmuz'un bu yıl dönümünde 15 Temmuz tarihinden şu ana kadar geçen bir yıllık süreci değerlendiriyoruz. 15 Temmuz'u değerlendiriyoruz. 15 Temmuz'un yansımalarını konuşuyoruz. Şu ana kadar ne kadar yol kat ettik bunu değerlendiriyoruz. Ve 15 Temmuz Türkiye'nin tarihinde ne denli önemli, ne denli hayati bunu sık sık vurgulamaya çalışıyoruz. İşte bu programda da 15 Temmuz darbe özel programında da yine efendime söyleyeyim bunu eline boyuna bu akşam değerli misafirlerimizle değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Evet, 15 Temmuz özel programında Akit TV ekranlarında bu akşam İsmail Öz bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler hocam. Değerli dostumuz her zaman da bizimle birlikte oluyor Akit ekranlarında Doktor Resul Kurt, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum iştirak ettiğiniz için. Evet, iki değerli misafirimiz de eline boyuna 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünü konuşacağız. Tabii 15 Temmuz'dan hemen sonra 16-17 Temmuz'dan itibaren işin yargı safhatı başladı. Hala da devam ediyor. Öyle ki tutuklamalar da devam ediyor. Yeni operasyonlar var. Bir yıl geçmesine rağmen durdurak demeden güvenlik güçleri, devletin birçok mekanizması, birçok birimleri bu yapıyla ama inanılmaz derecede müthiş bir mücadele veriyorlar. Ve verilen mücadelenin ve karşıdaki yapının ne kadar tehlikeli, ne kadar ciddi ölçülerde olduğunu en büyük göstergesi de operasyonların hala devam ediyor olması. Ve yeni yeni soruşturmaların ve yeni operasyon dalgalarının peş peşe gelmesi. Bunu da konuşacağız. İşin yargı safhatı, bu yapıyla güvenlik anlamında yapılan mücadele, kamunun içerisinden sökülüp atılması noktasında gösterilen çaba, hangi boyutlarda, bunu da eline boyuna burada bir zamanımız el verdiği ölçüde değerli misafirlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Evet, darbe özel 15 Temmuz darbe girişiminin, o ihanet girişiminin, o işgal girişiminin tüm yankılarını burada teferruatlarıyla konuşmayı sürdüreceğiz. Ve yarın da sizlerleyiz, cuma akşamı da sizlerleyiz ve cumartesi akşamı da peş peşe çok önemli programlarla ve çok değerli misafirlerle bu önemli, Türkiye için hayati derecede bu önemli geceyi konuşmayı sürdüreceğiz. Evet, şimdi aslında şunu değerlendirmek lazım sevgili İsmail Öz. Siz tarihi notlardan çok önemli kesitler alırsınız. Mesela halklar için, toplumlar için, ülkeler için, milletler için her zaman tarihte, o kronolojide çok hassas dönemler vardır. Mesela biz içeride sizinle sohbet ederken Fransız ihtilalinin ve ihtilal sonrası dengelerin oturmasının neredeyse 100 sene sürdüğünü söylediniz. Çok önemli bir bence bir teori bu. Şimdi Türkiye'de 15 Temmuz'da çok ama çok kritik bir eşiği atladı. Kesinlikle. Dengelerin oturması ne kadar sürer sizce? Oradan başlayalım, tabii. Sonra da teferruatlarını konuşalım. Tabii. Bir defa şunu mutlaka ifade etmemiz lazım, edelim. O da şu, burada hani Foreign Policy dergisinde ilk defa Joseph Nee diye bir şahısın hani soft power olarak ifade ettiği bu medya çağında aslında yani hard power dediğimiz yani savaşın aslında bütün toplumların genetiğine, kılcallarına kadar işleme kudretinin olmadığını biliyoruz değil mi? Yani bir pres yapar fakat gönüllerde yer bulması mümkün değildir. Sadece gücünü koruduğu sürece pres diyebilir hard power. Fakat bu soft power dediğiniz şeyle aslında yanlış olan kanaatlerinizi bile uzun vadede insanlara değişik argümanlar üreterek, bir takım ikna metodolojileri üreterek aslında o topluma çok yanlış gelen, yabancı gelen, bütün kültürel veya inanç kodlarıyla çok tezat durumda olan bir takım enjeksiyonları bile o toplumun içerisinde yapabiliyorsunuz değil mi? Evet. Yani bu soft power dediğiniz medya gücünün böyle bir kudreti var. Eğer bu kudrete karşı siz ciddi bir bilinçle mücadele edemezseniz, aynı argümanları kullanarak ona karşı bir
kontr hareket ortaya koyamazsanız, o zaman bu sizi de belli bir yerden sonra hapseder. Burada söylemek istediğim şey şu aslında. Yani Türkiye'de evet bir FETÖ darbe teşebbüsü oldu, bir junta faaliyeti, bir terör kalkışması oldu. Fakat bu örgütün dünya çapında yaklaşık 170 tane daha ülkede ayağının olduğunu, geçenlerde birisi çok güzel ifade etmişti. Zannediyorum bir panelde bizim Fatih Handa Hoca söylemiş olması lazım. Profesör Doktor Fatih Handa Hoca dedi ki, aslında diyor birisinin aktarımı üzerinden söyledi, ben aslında bunun bizimle ilgili bir hareket olmadığını ben şuradan anlamıştım diyor. Bizimle ilgili bir hareketin bütün dünyanın her yerinde ne işi vardı? Yani bu FETÖ hareketinin bizim hareketimiz olmadığını buradan bile anlayabiliriz. Yani bir şey daha İsmail Hocam. Hani niye dünyanın her yerinde var bu hareket? Bir ilave daha yapalım. Ne iş var? Bakın kod ismi kimde vardır? DHKPC terör örgütünde vardır. Kimde vardır? PKK terör örgütünde vardır. Kimde var? IŞİD, DAEŞ terör örgütünde var. Kod ismini istihbarat teşkilatları kullanır, terör örgütleri kullanır, FETÖ'cüler kullanır. Niye? Çünkü bakın, gizlemek istiyor tabii. Neyi gizlemek ister de kullanır? Niye kod? Niye kodlar? Hücre şeklinde evet. Örgütleniyorsunuz. Evet. Bakıyorsun PKK hücrede örgütleniyor. IŞİD, DAEŞ, DHKPC hücre olarak örgütleniyor. Aynı bakın hep bunların tamamı evet. İstihbarat örgütleri tarafından kurulmuş, istihbarat örgütleri tarafından yönetilen, şekillendirilen teşkilatlar, örgütler, terör örgütleri. Dolayısıyla FETÖ ile DHKPC'nin, PKK'nın yok birbirinden farkı. Evet. Hepsi bir üst aklın, bir istihbarat aklının yönettiği, şekillendirdiği, yönlendirdiği, sevk ettiği, kullandığı bir paçavradır. Evet. Netice itibariyle 15 Temmuz bir darbe değildir. Bakın ben çok yerde de söyledim. Bir işgal ve iç savaş girişimidir. Evet. Yani bir darbe olduğu zaman bakın biz şerbetçiyiz. Oraya geleceğiz. Evet. O çok önemli bir konu. Evet. Şimdi mesela Türkiye'nin darbelerle tecrübesine bir baktığınızda darbeler tarihine. Şimdi burada işte tabii orada mesela orada 60, değineceğiz zaten. Şöyle 60 evet. Mıhtarı darbesini biliyoruz. 22 Şubat 1962 63 Talat Aydemir 71, cuntasını biliyoruz. 71 muhtırası 80 bunların aslında işleyiş sistematikleri bile birbirle aynı. Şimdi Talat Aydemir'in darbesi bir emir komuta zincirinde olmadı. Ama bir darbe teşebbüsüydü. Yani ben, evet. Meclise kadar gidildi, tabii. Tanklar gitti, işte İsmet İnönü'yü bile zapturat altına almaya giden askerler vardı. Çankaya Köşkü'nü hep kuşattılar. Fakat buradaki durum sizin dediğiniz şey bence çok önemli hayati. Bu hiç bir darbe mi ya da bir Talat Aydemir cuntasına benzer bir retorik yapamıyorsunuz. Çok tuhaf bir şey var burada. Zaten buradaki bu mesele çok şahsına münhasır bir olay zaten. Evet. Ben orayı biraz açalım. Münhasır, tabii. Bence buradan noktadan alalım. Tabii. Güzel bir şey. Şimdi bir yıl geçti hocam. Bir yıl geçti arada. Hala bunun kavranamadığını görüyoruz. Mesela bir tane muhalefet lideri bu yok kontrollü darbe diyor. Biri oradan yok tiyatro yani diyor. Bir şey hocam, diyor. Bakın, evet. Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP gibi ona geçeceğiz. Ona geçeceğiz ama burada kalalım. Bu bağlamda kalalım. Evet. Yani nedir bu işgal girişimi? İşgal ve darbe aynı zamanda iç savaş. Bakın bunların hepsi bir arada. Ve tiyatro deniyor buna. Dolayısıyla onun nasıl bir tiyatro oldu? Ben halen o kabusu yaşıyorum. Allah nasıl içimize bir korkusuzluğu silecek bir şey yaptı bilmiyorum ama kucağında benim işte öğrencilerimden havalanına giderken kucağında 2 aylık bebesiyle Twitter'da benim fotoğraflarımda da o aileyle yani insan kardeşini görmüş gibi seviniyor. Yani ben yüz binleri Atatürk Havalimanı'na giderken şimdi bile tüylerim diken diken. Bizim 15 Temmuz'da yaşadıklarımıza tiyatro diyen aklı kınıyorum. Daha ağır da konuşmak istemiyorum onları ama işgal konusu çok önemli. Eğer bir darbe olsaydı hiç bugüne kadar sizin de dediğiniz gibi biz şerbetliyiz. Çok darbe gördük. Hiçbir darbe girişiminde zaten darbe başarılı olsa bunların başbakan adayı Meral hanımefendi. Yani kendisi de söylüyor zaten. Ben başbakan olacağım diyor 3 ay sonra. Ben başbakan olacağım. Kurulmuş saat gibi başbakan olacağım. Yurtta sulh başbakan olacağım. Değil mi?
Peki Cumhurbaşkanı kim? Türkiye'de nasıl bir iç savaş çıkarılacak? Nasıl bir işgal yapılacak? İşte deniyor, sınırda 3000-4000 PKK'lı hazır bekletiliyor. Sınırda 3000-4000 IŞİD'ci hazır bekletiliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde kendi içerisinde kamplaştırılarak insanlar birbirlerine karşı kinlendiriliyor. Ve bu 2013 yılından beri insafsız bir şekilde yapılıyor. Ve bunu maalesef çok üzülerek halen devam ettiren bir uzaktan kumandalı genel müdür var. Dolayısıyla bizim şu an meclisini bombalayan, meclisinde çalışamaz hale getirecek, meclisini enterne edecek, meclisindeki vekillerini şehit etmeye kadar gidecek bir bombalama var. Külliyeyi, bakın yarın darbe başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı sizin Cumhurbaşkanı adayınız nerede gidip devleti yönetecekti? Külliyeye gidecekti değil mi? Yani Cumhurbaşkanlığı köşkünde, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde darbenin başarılı olması halinde bir Akın Öztürk mü olur? Kemal Kılıçdaroğlu mu olur? Bir başka isim mi olur? Hani kimse mutlaka devletin üst kurumları bunların hepsini biliyordur. Hani eminim bunların hepsi bir gün yazılacak, bir gün açığa çıkacak ama orada kendi oturacağı yeri bombalayan bir darbe, işgal zihniyeti acaba darbeye taraftar mı? Yani darbe olmasını mı istiyor, iç savaş olmasını mı istiyor? Evet. Bunu çok tartışmak tamam, gerekir. Tamam, bunu tartışalım o zaman. Şimdi şöyle hocam, 15 Temmuz diyelim ki başarılı olsaydı, yani saat 3'te alınsa başarılı olurdu deniliyor. Bana çok da inandırıcı gelmiyor ama olabilir. Çünkü bir takım emareler var. Çünkü bazı yerlerde, bazı kışlalarda, bazı Tugay'da, Tümenler'de pek böyle bir belirsizlik vardı. Abi iç yani, savaş çıkacak. İnanın yani, iç savaş çıkacak. Çok yani pozisyonların ne olduğunu anlayamadık mesela. Evet. Bir sessizlik hakimdi. Şimdi diyelim ki bu işgal girişimi, adı üstünde işgal girişimi gerçekleşseydi. Bu hain cuntacılar bu teşebbüste başarılı olsalardı. Nasıl bir Türkiye olurdu? Bir yıl, mesela bir yıl geçmiş arada nasıl bir Türkiye olurdu? Şimdi bir kere burada şunu az önce kaldığım yerden yine ben lütfen devam edeyim. Çünkü insicamı belki ancak öyle ortaya koyabilirim. Biraz bir altyapı yaparken şey yaptık. Şimdi burada bir kere şu var. Yani ortada o kadar güçlü bir takım algı yönetim mekanizmaları söz konusu ki bu davaların seyri, süreç uzadıkça bir kere kesinlikle algı ve manipülasyonların bütün zemini farklı bir yere götürebilme ihtimallerini hep düşünmemiz gerekiyor. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Bir fasıl açacağız. Tabii ki. Evet. Şimdi buradan bir yere bağlayacağım ben ama. Evet. Burada bizim mesela geçmişe dönük baktığınız zaman hani diyorduk ya bu darbe geçmişte bir yere benziyor mu diye. Gerçekten mesela bunu benzeteceğiniz bir yer var. Ben mesela şöyle bir insicam bir ara bundan 2-3 ay önce bir programda da bunu ifade etmiştim. Dedim ki yani ne gariptir değil mi yani ne gariptir ki bu efendim birilerinin işte burada da kendilerince bir ılımlı İslam devleti veya işte ne bileyim Amerika'nın güdümünde onun kontrol ettiği İslam coğrafyasına ayar vermeyi düşündüğü din adamı kisvesinde bir tiple değil mi? Yani. Bir adamla böyle bir yola çıkılma meselesi bu ilk değil. Yani muhtemeldir ki bu kodlarımız bizim Türkiye'deki inanç kodlarımız, dindarlığımız devam ettiği sürece bizim içimizden yine bizden biriymiş gibilerini önümüze sürme ihtimalleri eğer biz unutursak şayet bunları tekrardan önümüze sürme ihtimalleri çok yüksek. 50 sene sonra, 60 sene sonra, 100 sene sonra anlatabildim mi? Buna karşı uyanık olma meselesinden bahsediyorum. Bu ilk defa karşımıza nerede çıkıyor bak. İttihad-ı Muhammedi diye bir örgüt yapılanma İngiliz ajanları değil mi kontrolünde ve bunlar Abdülhamit gibi bir adama şeriat isteriz diye ortaya çıkıyorlar. Bu çok enteresan. Yani İslamcılıkla suçlanan birisinden İslam istiyor. Daha sonra nerede var? Bu aslında tarihte kopuşlar vardır, süreklilikler de vardır. Süreklilikler nerede vardır? İnançlar, ideolojiler, kodlar devam ediyorsa süreklilikler devam eder. Onlar koptuğu zaman tarihsel olaylardaki iz de birbirini takip etme süreci, gelenek de kopar otomatik olarak. Bu zemin bakıyorsunuz ki işte o Türkiye ile ilgili, İslam coğrafyası ile ilgili emeller başka tarafta devam ettiği için başka bir taraftan Adnan Menderes'e karşı. Yine kim var ortada?
efendim Ticani denilen yine aynı şekilde dini kisveli bir takım yapı. 1951'lerde falan biliyorsunuz Atatürk büslerine karşı saldırılar, şunlar, bunlar falan. Böyle bir gizemli bir yapı. Ona karşı ayaklanıyor. Ve dolayısıyla Erbakan'a karşı 28 Şubat sürecinde bakıyorsunuz değil mi? Yine başka bir din kisveli, başka bir grup. Geliyorsunuz Tayyip Erdoğan'a karşı yine muhafazakar bir kanattan olan bir isim olarak yine ona karşı dini kisveli bir grup. Bir bakın bakalım tarihte muhafazakar camiadan gelmiş, sağ kanat içerisinden gelmiş, dindarlığı sorgulanamayacak, inançları sorgulanamayacak insanların neden olduğu dönemlerde daha çok din adına bir takım taleplerin gündeme getirildiği din kisveli figürler var. Yani bu orada olsun demiyorum ama niye Kenan Evren'in döneminde böyle bir tip çıkmıyor ortaya? Niye Demirel'e karşı böyle bir adam çıkıp da biz din isterük diye böyle bir figür ortaya çıkmıyor? Niye Ecevit'e karşı böyle bir tip ortaya çıkmadı? Bunu bir düşünmemiz lazım. Niye Ahmet Necdet Sezer'e karşı böyle bir figür ortaya çıkmadı? Düşünmemiz lazım. Bak, tesadüf olabilir mi bu? Abdülhamit, Adnan Menderes, efendim Turgut Özal'a karşı yapılanlar da malum. Tamam mı? Burada hep böyle bir durum var. Ama hiçbir lider... Bu enteresan. Erdoğan kadar hem içeride zaten hem dışarıda. En çok Abdülhamit'le zaten Abdülhamit'le Tayyip Erdoğan'ın birbirine benzer bir takım tablolar içerisinde anılmasının en temel sebebi de bu zaten. Hem içeriden hem dışarıdan çok. Bu kadar alenen. Tabii. Açıktan bu i̇şte onun kadar için diyorum. Saldırı olmamıştı. Onun için diyorum zaten. Az önce benim o hani Joseph Nee'nin o medya üzerinden soft power'ını bu yüzden ifade ettim zaten. Ama şu anda bu var ya, o silahınızla, topunuzla, tüfeğinizle vereceğiniz mücadelede zaten her şey ortadadır. Şimdi, alırsınız, savaşırsınız. Ama bütün dünyanın, bütün istihbarat örgütlerinin, Avrupa'nın size karşı sizin dışınızda ciddi bir medya gücünü kullanarak size açtığı bir algı savaşı var. Bu çok daha büyük bir savaş. Bak bu çok daha büyük bir savaş. Şu anda El Cezire televizyonuna karşı açılan mücadele, anlatabildim mi? Bunun çok mikro ölçekli bir şeyinden bahsediyorum size. Çünkü Körfez Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Körfez Savaşı'nı nasıl verdi? CNN International'la verdi değil mi? Çünkü bir tek o kanal vardı. O Körfez Savaşı'nı nasıl göstermek istediyse biz öyle gördük. Şimdi bir yandan da Arap Baharı'na katkı verenlerin, aslında Arap Baharı'na karşı olanların bugün niye Katar'a karşı bu kadar, bunlar aslında birbirleriyle ilintili şeyler olduğu için söylüyorum, örneklendiriyorum yani şu anda El Cezire televizyonu üzerinden bu bizim 15 Temmuz sonrasında nasıl bir efendim soft power dediğimiz medya algısı üzerinden aslında nasıl bir dezenformasyonun içerisinde mücadele ettiğimizi görmemiz açısından bu önemli. Ve görüyorum ki zaman zaman bizim içerimizde ki muhalefet yapıları bugün bunun ciddi anlamda borazanlığını yapan duruma gelmişlerdir. Maltepe Meydanı'ndaki yapılan bu toplantı bunun en somut örneklerinden bir tanesidir. Bak bunu bu kadar açık söylüyorum. Ve dolayısıyla o El Cezire televizyonuna karşı verilen bugünkü mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya Trump üzerinden vermek istediği yeni şekillendirmede algı operasyonunu yaparken, televizyon üzerinden bu soft power'ı işletirken karşısında kendisine direnecek bir uluslararası bir televizyon, özellikle de o coğrafyadan yayın yapan bir televizyon bir rakip istemiyor. Onun bitmesi lazım. Bütün sebep bu. Başka bir taraftan efendim Arap Baharı'na destek vermiş olan bir El Cezire'nin bir kraliyeti nasıl tehdit ettiğini bilmemiz lazım. Niye hep bir ağızdan dört tane Arap devleti, emirlik, krallık efendim bu kanal kapansın diyor? Bu bir tesadüf olamaz değil mi? Televizyon bu anlamda o kadar önemli. Çok güçlü. Medya çok güçlü. Dolayısıyla bizim bu anlamda hem davaların yürüdüğü bu seyirde içine bir sürü süflenin, efendim manipülasyonun, algının, çünkü sadece ve sadece mahkemede yürüyen dava üzerinden olaya bakarsanız olayı kaçırırsınız. O mahkemelerin içerisinde gözümüzün önünde bomba yağdırmış insanlara dönük bir mücadele verilirken arka tarafta başka kitlelere
Normalde aslında buna karşı durması gereken, ülkesinde darbe olmuşken bu darbeye şiddetle karşı durması gereken kişiler aslında kelime olarak biz darbelere tabii ki karşıyız derken başka bir taraftan sundukları bildirilerle aslında nasıl öbür taraftan o davaların kadük kalmasına hizmet ettiklerini söylemenin üzerindeki güçten bahsediyorum aslında. Oradaki riskten ve oradaki sinsi riskten bahsediyorum aslında. Burası çok önemli. Uzun vadede bunlar, bu davalar uzadığı sürece toplumun aslında, kitlesel olarak muhalefete aslında, dönüştürülmesinde çabaladıklarını bunu görmemiz ben, lazım. Hocam sorumun evet. cevabını alamadım. Şöyle alamadım. Evet. Yani 15 Temmuz ihanet girişimi başarılı olsaydı... Net cümle söyleyeyim. Allah korusun. Net cümle söyleyeyim. Şu anda diyelim ne oldu ve bir yıl geçmiş. Tamam. Yani net cümle. Evet. Çok net cümle söyleyeyim. Onu o zaman evet. anlattığım şeyin özeti olarak bu olmuş evet. olsun. Nokta olarak. 1960 darbesinden sonra meclis zabıtlarına bakarlarsa görürler. Kaç yıl efendim 1960 darbesi sonrasında o günün bayram olarak kutlandığına bakarlarsa Allah korusun bu olay gerçekleşmiş olsaydı biz bugün darbecilerin bayramının içerisinde kafamızı eğmiş onların bayramına biat vallahi ediyor durumda. Olur mu olmaz mı? Onu bilmiyorum. Direnenler mutlaka olacaktı ama Allah korusun bu kontrollü ve emir komuta zinciri içerisine dönüştürülebilecek bir zeminde bu darbe olmuş olsaydı ve o kanallardan biz bunu sağlıklı takip edemiyor olsaydık, Allah korusun bak, bunları Rabbim yaşatmadı. İşte o yüzden kötüyü çağırmamak adına bunları da ben ifade etmek istemiyorum. Ama o olmuş olsaydı, bugün o darbecilerin bayramını kutlanıyor olacaktı. Bunu bilmemiz lazım. Olabilir miyim? 60 darbesi bunun en büyük örneği. Diyelim ki o gece evet. işler bu hainlerin lehine dönseydi. Bu darbenin bir anda bir emir komuta zincirinde dönüşmeyeceğinin garantisi var mıydı? Ama bu emir komuta zincirinde derken ben hani Hulusi Akar'ı kastetmiyorum. Ya şimdi burada başka bir mekanizma yani şöyle, da... İsmail Bey müsaade ederse evet. ben tabii bir takım farklı argümanlar, farklı ifadelerde bulunmak istiyorum. Eğer 15 Temmuz gece saat 3'te de yapılsaydı, sabah 5'te de yapılsaydı bir iç savaş çıkacaktı. Yani... Evet. O bir kesin olgudur. Yani emir komuta zinciri içerisinde olsa dahi emir komuta zincirini kırarak mutlaka kendi birlikleriyle, kendi polisleriyle, kendi jandarmasıyla, kendi ilçesindeki, beldesindeki, köyündeki, ilindeki, mahallesindeki vatandaşlarıyla, duyarlı, sağduyulu vatandaşlarıyla mutlaka bir mukavemet olacaktı. Yani bunun... öyle çantada keklik bir darbe olmadığını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu darbe teşebbüsünde bulunanlar da çok iyi biliyor. Burada iç savaş başlatılarak Türkiye'nin bir anda, bakın bu Türkiye üzerindeki baskıların, Sayın Cumhurbaşkanımız üzerindeki baskıların tek bir sebebi var. Şu an Türkiye çıban başı gibi coğrafyanın değiştirilmesine direniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla bir takım ameliyatlara, bunu açık açık da söylüyor kendisi zaten, ameliyatlara müsaade etmediği için Türkiye'de bir emir komuta zincirine uyacak uzaktan kumandalı müdür arayışı var. Yani bu uzaktan kumandalı müdür arayışı neticesinde de bir darbe, işgal ve iç savaş senaryosu devreye sokuluyor. Eğer darbe başarılı olsaydı bugün... öyle birçok insanımız, birçok yurttaşımız boynunu eğecek durumda olmayacaktı. Yani darbe benim de içerisinde oldum. 10 binlerce vatandaşımız ya kurşuna dizilecekti ya idam edilecekti ve çok kanlı bir şekilde, bakın Mısır'da Sisi'nin yaptıklarının binlerce katını Türkiye'de yapacak bir kin ve nefret dolu mankurtlaştırılmış bir evet, altın nesil dedikleri nesilden bahsediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Evet. Aradan sonra yalnız sorularımıza, daha doğrusu benim sorularımda hani daha lokalize cevaplar verebilirsek daha sağlıklı olur. Çünkü bir yıl geçti aradan sonuç itibariyle. Ne oldu? Şimdiye kadar neler yaşandı? Evet. Şimdi bunları aslında teferruatlarıyla konuşacağız. Evet. Biz... hala o bilinç bu toplumda var mı? Tabii ama işte o kodları iyi çözmemiz lazım. O kodlar da biraz hala derinde. Yerli yerinde duruyor. Yani bu darbenin ana kodlarını çözemezsek evet. Sloganik kalan her yerde Allah korusun evet. çok başka bir zemine gideriz. Darbeye yani. İlişkin soru işaretleri evet. giderildi mi?
Kesin, ya hayır, bunları kesinlikle yani tamam. Darbeyle ilgili mümkün değil, giderilmedi yani, onu konuşmamız peki lazım. Bir arada sonra rica edeceğim. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir ara veriyoruz, tekrar buradayız. Evet, darbe özel kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz 2016'yı konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye için gerçekten bir dönüm noktasıydı. Türkiye bir işgalden kurtuldu. Ve o gün Türk milleti sokaklarda bir destan yazdı. Bu bir aslında diriliş destanıydı. Bu işgalcilere, emperyalistlere, bu onun içerideki tetikçilerine karşı kazanılmış destansı bir zaferdi. O zaferi eline boyuna burada konuşmayı elimizden geldiğince sürdüreceğiz sizler için sevgili seyirciler. Ne olursa olsun toplum olarak Türkiye her ne kadar bir yıldır gereksiz polemiklerle kafa patlatırken, siyaset bir kısır döngün içerisinde gidip gelirken, her ne kadar başka başka bir nevi dezenforme edilmiş, efendime söyleyeyim, içi boş kavramlar, dedikodular üzerinde meşgul edilmeye çalışılsa da 15 Temmuz'u kesinlikle unutmamalıyız. Çünkü çok değil, sadece bir yıl önceydi ve bir yıl önce Türkiye çok ciddi bir badireyi atlattı. Şimdi bunu idrak etmeyi, idrak ettirmeyi amaçlıyoruz her şeyden önce. O açıdan üzerinde daha detaylı bir şekilde durmaya devam edeceğiz. Şimdi ben şöyle görüyorum, şöyle toparlarsak. Evet, 15 Temmuz'daki başarılı olsaydı, ben Resul Bey'e katılıyorum, bir iç savaş olurdu bu ülkede. Zaten tezgahlanan da oydu. Bir iç savaş, iyice toplumu içinde çatıştırmak, parçalamak ve sonrasında da işte bir darbeyle. İşgale hazırlık yapmak. Sözüm ona bir darbeyle, efendime söyleyeyim, orada gelip işte sokakları, çatışmayı sonlandırmak, sonra da o kurulacak bir kukla hükümetle sözde demokrasi yeniden tesis etmek adına ülkeyi istedikleri gibi yönetmek. Çünkü zamanında hep böyle olmuştu. Tam da bölgesel anlamda bakıldığı zaman çok ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalan bir coğrafyadayız. Etrafımızda bir kuşatma var. Şimdi bu kuşatmaya karşı bir direnç gösteren bir lider var ve bir siyasi hareket var. Bir hükümet var. Bu direnci de kırmaya çalışan bir emperyal, bir küresel yapı var. Ona da üst akıl diyoruz buna. Hani üst akıl çok soyut bir şey değil aslında. Üst akıl dediğiniz şey Amerika'dır. Evet, işte, bugünlerde çok yani, yani üst akıl dediğiniz şey İngiltere'dir. Yani budur, batıdır. Evet. Çok böyle yüzeysel gelebilir, çok klişe gelebilir ama paradigmal olarak baktığınızda böyledir. Yani gerçek o. Başka kim olabilir üst akıl? Mars'takiler olacak hali yok. Yani burada her şey. Şimdi Allah korudu bu ülkeyi. O gün selalar okundu, binlerce camide selalar okundu. İnsanlar tekbir çekerek, efendime söyleyeyim, sokaklara indiler. Herkes şehit olmayı, şehadet şerbetinden içmeyi efendimizin göze almıştı. Orada her şeyi göze alarak geldi. Öleceklerini de biliyorlardı. Şehit düşeceklerini de biliyorlardı. Kimisi annesiyle, kimisi eşiyle, kimisi bacısıyla, kimi çocuklarıyla helalleşti. Öyle çıktı. O helalleşip çıkanların 249'u geri dönmedi. Ve Türkiye bir ağır bedel ödedi. Ve bence o bedeli ödemeye de devam ediyor. Evet. Şimdi bu çerçeveden baktığınızda, efendime söyleyeyim, Türkiye bir yıldır saçma sapan şeyler konuşuyor. Şimdi biri çıkıyor işte kontrollü darbeydi diyor. Biri çıkıyor yok Baylok konuşmuyor. Yok o FETÖ'cü müdür? Yok bu mudur FETÖ'cü? Bu FETÖ'cü değildi. İşte çok enteresan yargı kararları alınıyor. Tartışmaya açık yargı kararları alınıyor. Ve gittikçe biz 15 Temmuz'daki bu badireden, bu badirenin bağlamlarından uzaklaşmaya başladık. Yani anlam getirmesi oluyor. Bakın bunu ispat edecek en önemli şey. Arkadaşlarım isterlerse ekranlara yansıtırlar, çok sevinirim. Fethullahçı terör örgütünün başı, Pensilvanya'daki zat, bir Amerikan radyosuna bir mülakat veriyor dün. Diyor ki, hala tehdit ediyor hükümeti ve Erdoğan'ı, hala tehdit ediyor. Efendim mesela bu darbeyle bizim hiçbir alakamız yok bu demeye git. Yine aynı iddialarda bulunuyor. Tanrı kelimesini kullanıyor. Bakın ifadesinde, radyo programındaki ifadesinde Tanrı, biz diyor Tanrı'ya hizmet eden bir yapıyız diyor.
Böyle ifadeler kullanıyor. Ve nabza göre şerbet. Bizi yok edemezler diyor ki Erdoğan bizi yok etmek istiyor ama ona gücü yetmez diyor. Yani ben diyor gittiğimde benim gibi çokları... Şöyle diyor hocam, diyor ki beni yok etmek istiyor. Evet. Ama diyor ben gitsem de diyor arkamda zaten ben kuklayım diyor. Beni örgütü evet. yöneten bir akıl evet. var diyor ya. Benim bir ha. benim bir sahibim var. Tasmamı tutan evet. birisi hayır, var diyor bunu, yani. Bunu söyleyebiliyor hala ve tabii. buna ona bu da söylettiriliyor. Şimdi bu kadar kavramların havada uçuştuğu, birbirine karıştığı, klişe tartışmalarla boğuştuğumuz bu süreçte bu FETÖ'yle mücadele sağlıklı ilerliyor mu? Buyurun yani buradan şöyle, başlayalım. Şöyle tespitlerinize tamamen katılıyorum, %100 katılıyorum. Türkiye'de en büyük sorun 15 Temmuz'un sulandırılması. Dün akşam bir inanın ağlayasım geldi. Yani gözlerimden yaş damladı. Erol Olçok abimizin, rahmetli abimizin eşleri hanımefendi bir televizyonda oğlunun nasıl şehit olduğunu anlattı. Evet. Nasıl yani? Şimdi biz bunun üzerine nasıl kontrollü darbe diyebiliriz? Şerefi, haysiyeti, onuru varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun zerresimiz varsa derhal görevinden istifa etmesi lazım. Kendisi uzaktan kumandalı bir müdürdür, idarecidir. Asla ve asla genel başkan değildir. Ve dikkat ettiğiniz zaman CHP içerisinde yerli ve milli diyebileceğimiz az sayıdaki insan da kendisine isyan ediyor ama güçleri yetmiyor. Çünkü kendisini oraya getiren güç kendisini orada tutmaya devam ediyor. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini Pensilvanya veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini FETÖ'cü yazarlar yazıyor. Diyor ki işte lider oldu diyor bugün. Yürüdü diyor lider oldu. Kardeşim sen daha efendime söyleyeyim iki kelime yan yana getirmekten bir AVM'de yürüyen merdivene binmekten aciz bir zatsın. Sen nasıl lider olacaksın kardeşim? Bizim 15 Temmuz'la ilgili şu an vicdanım rahatsız. 15 Temmuz mahkemelerini gördüğümde besili dana gibi beslenmiş, giydirilmiş, parfümlettirilmiş o darbeci itlerin şehit yakınlarının yüzlerine baka baka alay etmeleri beni vicdanen rahatsız ediyor kardeşim. Benim gibi milyonları da rahatsız ediyor. Bugün derhal en kısası görüntü var kardeşim. Adam diyor efendim o tabanca değildi. Oğlum diyor ateş ediyorsun. Efendim diyor ben balık yakalıyordum onda diyor. Oltaydı diyor. Ya bir insan aklıyla ya dalga geçiyor ya bunların hepsine bir şey içiriyorlar. Yani ne içiriyorlarsa bunların hepsi aklı selim olmaktan uzak insanlar. Tamamen darbeyi sulan. Ver iki saat savunmanı yap. Bitti kardeşim. Ver mahkeme kararını git. Yani biz bu darbeci olan insanların hepsinin görüntüsü elimizde. Hepsinin Baylok'tan ne konuştukları elimizde. Yani vicdanım kıskanıyor kardeşim. 2008 yılından ben Star Gazetesi'nde köşe yazarıyım. En az 20 tane yazı yazdım. Bak ben isim veriyorum ya. Türkiye'de halen FETÖ'nün bürokrasisi etkindir. Bakanlıkların tamamında etkin olan üst bürokrasi millete kan kusturuyor. Sadece tankları yürütmek değildir FETÖ'nün darbe işgal girişimi. Bugün vatandaşa da zulüm yapıyor. Zabıtacı, zabıtaysa esnafa haksız muamele yapıyor. Eğer bir müdürse, vergi dairesi müdürüyse vatandaşa olmadık işlem yapıyor. SGK'da müdürse, müfettişse olmadık işlem yapıyor. İş müfettişiyse, vergi müfettişiyse olmadık işlem yapıyor. O zaman sorabilir miyim? Bu 100 bin kişi ihraç eden kim o zaman? Bu 100 bin kişinin madem içerisinde kadar, mutlaka bunlar 100 bin kişi midir? Allah aşkına 2008 yılından bugüne kadar devlete kaç kişi alınmıştır? 2010 KPSS ile devlete giren kadrolardan kaç tanesi atılmıştır? O kadroların içerisinde 2010 KPSS girişli kadroların içerisinde alnının akıyla giren kaç kişi var Allah aşkına? Ben görüyorum iki kelime yan yana getirmekten aciz, benim söylediğimi anlamaktan aciz adam müfettişlik yapıyor. Ya anlattığımı anlamıyor adam. Bu kadar
yeteneksiz, bu kadar yetersiz nasıl gelmiş oraya? Bu devletin üst bürokrasisine gelmiş, soru çalmış kardeşim. Bu soru çalanları, attıklarımızı 100 bin kişi diyoruz, 60'ız, 50 bin, 100 bin kişi midir Allah aşkına? Devlete her yıl en az 500 bin tane memur alınıyor, 300 bin tane memur alınıyor, 200 bin tane memur alınıyor. Yani siz 2008'den bugüne kadar 10 yılda 50 bin tane memur alsanız 500 bin eder. 100 bin tane memur alsanız 1 milyon kişi eder. Bu 1 milyon kişinin içerisinde 20-30 bin kişi mi vardır? %2-3 müdür yani? %50'den, %70'den daha az olabilir mi? Benim kendi kardeşim ya, bu KPSS 10 yıldır, 15 yıldır giriyor, adam kazanamıyor. Ben de olan diyorum, sen ne salak adamsın ya, olan oku, üniversite okumuşsun. Adam diyor abi ne yapsak diyor, biz kazanamıyoruz. Ben diyor 80 alıyorum, adam 90 alıyor, 99 alıyor. Karı koca 99 alıyor. Aynı apartmanda oturanların hepsi 100 alıyor. Ya var mı böyle bir dünya? Devletin çok acil ve hızlı bir şekilde, bakın bizim en büyük eksikliğimiz, her programda söylüyorum, bizim bir üst aklımız yok. Bizim bir karargahımız yok. Bizim sadece gelen ve bazıları da iftira olan bir takım karalamalardan hareket edilerek veya Bank Asya şura bura bir takım kriterlere göre uyanlar varsa bunlara müdahale edilerek veya devletin istihbaratının tespit ettiği kişilerle işlem yapılarak yürüyor FETÖ mücadelesi. Her kurum kendi içerisinde bir mücadele veriyor. Bakın FETÖ mücadelesini en iyi yapan kurum yargı teşkilatıdır, adliyedir, Adalet Bakanlığı'dır. Çünkü FETÖ açık ve net bir şekilde devleti ele geçirdiğini ifşa ettiği için kılıçları çekmiştir. Kendi hakimleri, kendi savcılarına Fethullah Gülen peygamberdir diye karar, mahkeme kararı verecek kadar sapıtmış hakimler olan bir dönemdeyiz. Ve bu Adalet Bakanlığı'nda herkes birbirini çok iyi bildiği için çok hızlı bir şekilde tasfiye yapılmıştır. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Adalet Bakanlığı'nda çok hızlı bir şekilde bu FETÖ temizliğini yaptırmamış olsaydı, bugün Türkiye'de inanın çok acı ve çok feci sonuçlarla karşılaşabilirdik. Biz devlet memurluğundan attık, adam gidiyor bilirkişilik yapıyor ya mahkemelerde. Birbirinden haberi yok kurumların. Ya buradan söylüyorum. Adam FETÖ'den atılmış. FETÖ'nün yayın organlarında her türlü tezviratı yapmış. Twitter'larına baktığın zaman adamın Twitter'ını kapatmış adam ya. Sen bu adamı bilirkişi yapıyorsun. Adamın hesabından 7 milyon lira para çıkıyor. Ya bir devlet memuru 7 milyon lirayı rüyasında görebilir mi Allah aşkına? Bunun hesabı sorulmuyor. Bunlar bilirkişilik yaptırılıyor. Bunlara bir takım farklı işler yaptırılıyor. Ve çok acı bir şeydir. Biz henüz buzdağının görünen kısmını çözemedik. Diplere doğru indiğimiz zaman belki 500 bin, belki 700 bin, belki 300 bin, belki 400 bin daha FETÖ'cünü olduğunu düşündüğümüz insanlar var. Ben bir şey söyleyeyim. Bir müfettiş arkadaşımız 17-25 Aralık 2013'ten sonra bir teftiş kurulu grup başkanına bir itiraz ediyor. Ya diyor ki bana diyor böyle haksızlık yapıyorsunuz. Teftiş kurulu başkanı bu hanımefendi diyor ki bana bak diyor, artık devlet biziz. Her şey bizden sorulur. Güç bizim elimizde. Bak bu adam halen müfettişlik yapıyor. Bu adamı kim koruyor? Ben mi koruyorum? Onun siyasi için FETÖ... Siyasi erk mi koruyor? Siyasi erk korumuyor. Efendim bunlar birbirini koruyor. Şöyle koruyor. Bizim FETÖ'nün mantığını anlayabilmemiz için sistemin nasıl çalıştığını taşları yerine getirerek tespit etmemiz lazım. Bakın biz çıkan bilgileri ham ham gördüğümüz için birçok insan tepeden bakamıyor. Örneğin bir haber çıktı ya, birkaç yerde küçücük satır arası bir haber oldu. FETÖ'nün özel tezvirat merkezleri var. Yüzlerce insanın her gün oraya gittiği, bilgisayarda elle kalemle yazılar doldurduğu, bugün Resul Kurt'a iftira atıyoruz. Bugün İsmail'e iftira atıyoruz. Bugün Ahmet'e iftira atıyoruz. Bugün Mehmet'e iftira atıyoruz diye iftira o zaman merkezleri var. Resul Kurt, şunu sorabilir miyim o zaman? Şöyle bir mesela şey var. Bir kanı var. O piyasada dönen ve bu da tartışılıyor.
FETÖ'nün kaymak tabakası yerinde duruyor da. Amele tayfası mı içeride o zaman? Hayır, yok. Öyle bakmamak. Yani böyle diyenler var. Öyle, öyle bakmamak. Bak, ama ben şöyle bakıyorum. Öyle bir şey çizdiniz ki devletin denetleme kurulunda bile hala var olduğunu ya, söylüyorsunuz. Var, var yani ben şey. Ne yapayım şimdi? Var yani ben o yok mu diyeyim? O zaman ben de diyorum ki bu 100 bin evet, kişi, yani. Atılan 100 bin kişi ya da ne bileyim içeride olanlar, bunlar neyin nesi o zaman? Şimdi bunlar bakın sayı yani, 100 bin değil, sayı belki 500 bin kişi. Ama bu 500 bin kişinin hepsi ifşa olmuş değil. Bunların hepsi Bank Asya'ya para yatırmıyor. Bunların hepsi FETÖ derneklerine üye olmuyor. Öyle bir şey yok. Anladım. Kim ifşa olmuş? Onu peki, sahanın dışına çıkartmışlar. Peki size bir iddia var. Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'nün abisi olduğu iddia ediliyor. İmam olduğu iddia ediliyor. Vallahi ben inanıyorum, açık söyleyeyim. Tabii ben peki, inanıyorum yani. İnanıyorsanız neden damat dışarıda? Yani damatla ilgili olarak bir şimdi, hani benim, FETÖ'de, benim yargılama yetkim yok. Şimdi FETÖ'de mücadele ediliyor. Mahkumiyet hani, kararı şimdi, benim bildiğim kadarıyla bir iki gün önce evet. Bir mahkumiyet kararı çıktı. 15 yıl mı bir mahkumiyet söyledim. Kararı çıktı. Abilik falan. Dışarıda. Yani, sıfatına bakın. Bizim Anadolu'da bir laf var. Sıfatına baktığınız zaman onun ne mal olduğunu anlarsınız. Az çok yani bu memleket yemiyor artık. Anadolu o zaman şunu sorayım mı Resul yani. Hocam? Şunu sorayım. Şimdi hükümet bu FETÖ'nün siyasi kanadını ortaya çıkarıp ya da tasfiye etme noktasında muhalefetin ya da bir takım muhaliflerin ya da muhalif olmayanlar, bizim mahallede bile böyle eleştiriler yapanlar var. Üzerine gitmediği yargısı ben, doğru mu? Ben ona katılmıyorum. Şöyle hocam. Evet. Diyelim hani Bülent Arınç konusu aç. Bülent Arınç FETÖ'cü müdür? Asla. Yani hiç kimse yani Bülent Arınç'ın hangi tezgahtan yetiştiği kimin? Peki neye göre? Fakat mesela şu Bülent Arınç, mesela, Bülent Arınç evet. Duygusal bir insan. Anladım. Ben yani kızı damadı kızı üzerinden yani kendi eşi üzerinden Sayın Bülent Bey'e bir takım talepler iletmiş olabilir, kullanmış olabilir ama asla ben FETÖ'cüdür diyemem. Yani ben bu noktada mesela diyelim ki damadı FETÖ'cü müdür? %100 benim hiçbir endişem yok. Ben şöyle bir metafor mesela Koray Çalışkan. Şu anda gözaltında. Doğru. Tutuklandı mı bilmiyorum. Henüz daha mahkeme safahatı evet, gözaltında. Bir takım tweetler atmış. Hoca efendi diye başlıyor tweetleri. İşte ona Gülen'e iftira edemezsiniz diyor. Katıldığı programlarda o demek ki kripto FETÖ'cü yani. Hayır, katıldığı programlarda ama bir kripto böyle alelen konuşur mu? Mesela işte bir takım ifadeler kullanmış televizyon ama programlarında. Şöyle bir şey var tabii durduğu cenahtan baktığınız zaman. Yok şimdi o günlerde iddianamede onu iddiaya göre iddianame, daha doğrusu polis soruşturmasında kendisinin 2016'da ölmüş olan bir FETÖ imamıyla ciddi sıkı ilişkileri olduğu şey yapılıyor, belirtiliyor. Şimdi Bülent Arınç meselesinde de Bülent mahkeme soruyor damat. Damat diyor ki ben diyor kayınbabamın tavsiyesiyle gittim o derneğin başına geçtim diyor. O bana tavsiye etti diyor. Git o dernekte yani yönetici orada hangi dönem? Şimdi, önemli. Yani şimdi mesela mesela diyelim ki Bülent Arınç hani şunu söyledi mesela ben diyor hani şeyim cübbemi giyesim var dedi. Yani o insanların kelepçelenmesine gönlüm razı değil. Bu zulüm dedi. Yani biz şimdi, asılalım, biz kurşuna evet. Dizilelim, biz idam olalım, ölen biz olalım abi. Hiç önemli değil. Onlara ha, mesela isim vermeyeyim. Biz ölelim abi, biz şehit olalım. İsim vermeyeyim, polemik yani. Konusu olmasın. Bir dönemde bakanlık yapmıştı. Çok önemli bir isim hükümetin içinde. Paralel yapı diye bir şey yoktur dedi. Onun eşi de bu masum temiz insanlara iftira atmayın dedi mesela. Şimdi bunların hepsi 17-25 Aralık'tan sonra oldu. Şimdi ben de diyorum ki tekrar sorumu soruyorum. Tekrar sormak istiyorum bu soruyu. Hükümet FETÖ'nün siyasi ayağında yeteri kadar tasfiye yapıyor mu, üzerine gidiyor mu? Bu soruyu bir kez daha size soruyorum. Yani şöyle, sizin yazılarınızı takip ettiğim ve bildiğim için bu soruya lütfen sakin cevap vermenizi istiyorum. Yani hükümet kesinlikle FETÖ mücadelesini can siparane yapıyor ama takdir edersiniz çok dağıtıldığı zaman bakın bakıyorsunuz bakan yardımcısının danışmanı Baylokçu çıkıyor. Evet. En yakınlarındaki özel kalem müdürleri mesela başbakanlıkta da operasyon başlıyor. Var yani bakın ben yazılarımda net yazarım. Ben o kadar net yazıyorum ki asla sizin benim verdiğim ipucunu yazın. Bazen isim yazıyorum ya. Bakın Türkiye'de evet. Memurlar Vakfı diye FETÖ'nün memur yapılanmasını örgütlediği bir
Memurlar vakfı var. Nesil Kurt, Fethullahçı terör örgütünün elebaşı diyor ki katıldığı radyo programında, Abdullah Gül de diyor, Ahmet Davutoğlu beni ziyarete geldi dedi. Evet, doğru. Abdullah ne Gül, zaman gitmiş ya, Abdullah Gül yalanladı. 2008'de mi gitmiş? 2005'te mi gitmiş? Çok sert bir şekilde yalanladı Gül. Davutoğlu'ndan bir yalanlama henüz gelmedi, öyle biliyorum. Gelse takip ediyoruz, görürüz. Ve bana dedi binlercesi geldi. 50 tane milletvekilinden bahsetmiş. İşte şu kadar yani, kişi gelmiş, bu kadar kişi gelmiş. Bakın. Ama burada milat 17-25 Aralık'sa eğer, 17-25 Aralık'tan ki öyle, 17-25 Aralık'tan sonrasını baz aldığımızda diye ya, ben bakın, o mukayeseleri yaptım. Yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah. Evet. Şimdi sizin sorduğunuz soru çok önemli bir soru. Evet. Her zaman AK Parti'ye şöyle bir eleştiri geliyor. Evet, bu FETÖ'nün siyasi ayağını tasfiye etmediniz. En büyük eleştiri bu. Doğru mu? Evet. Bakıyorsunuz AK Parti bir 17-25 Aralık sürecinde yerel seçimleri yapmış, ilçe, il başkanlıklarını tasfiye etmiş, iki sefer milletvekili seçimi olmuş. Dolayısıyla FETÖ ile uzaktan yakından iltisaklı olan, hele hele FETÖ'nün bir imamı, FETÖ'nün bir yakını olan kişilerin asla AK Parti'de şu an siyaset yapma şansı yok. 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 Ama şu bir şeydir, bir bakanlığı düşünün. Binlerce... Mesela iyi isim vermeyeyim. Bir isim şu anda MKK'ya alındı son kongrede. Hakkında FETÖ soruşturması devam ediyordu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim... Ama suçluluk karidesi var. Yanlış anlaşılmasın. Yani bakın, suçsuzluk karidesi var. Bizim yani bir insanın yargı karar vermeden... Yani bir kere evet, şu an bu ülkede FETÖ mücadelesini can siparane yapan, bedenini ortaya koyan bir cumhurbaşkanımız var. Onda hiçbir beis yok. Onda yani cumhurbaşkanımızın zaten şeyi yok. Evet, cumhurbaşkanımızın işte bildiklerinin bizim tarafımızdan bilinme ihtimali yok. Yok. Peki yani, yani o kişinin bir evet, FETÖ'cü, o bakın bu tür teşkilatları anladım, kim yapıyor? FETÖ yapıyor. Şu böyle bakın AK Parti cenahında Şaban Dişli Genel Başkan Yardımcılığımızı yaptı uzun evet, bir süre. Çok büyük eleştiri yapıldı. Evet. Teşkilatlarda bile insanlar eleştirdi. Haklı veya haksız. Ben hep şunu söyledim. Kardeşim senin bildiğini Sayın Cumhurbaşkanımız bilmiyor mu? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız gövdesini FETÖ ile mücadeleye ortaya koymuşken bunu yapabilir mi? Ya sen Cumhurbaşkanın, sen kimsin ki kraldan çok kralcı oluyorsun? Onun için evet, sonra ortaya çıktı Sayın Genel Başkan niye aramamış diyor. Adam söyledi kardeşi, dedi ki bende telefonu yok gidiyor. Biz kaç yıldır konuşmuyoruz yani. Ben şimdi konuşmadığım bir kardeşim nedeniyle ne yapıyorum? Bir tezvirata vuruyorum. Evet. Yani burada mutlaka nokta atışlarını iyi değerlendirmemiz lazım. FETÖ'nün en büyük silahı iftiradır. Biz insanlara iftira atmaktan evet, haya duyarız. Ama onlar asla amaçları için asla iftira evet, atmaktan... Ama Sayın Erdoğan evet, Şaban Dişli'yi MKYK'dan çıkardı. Evet. MKYK'yı almadı. Yani, ama 16 Temmuz... Ama, hayır, evet, 16, yani, 16, Erdoğan'ın 16, bildiği çok şeyler var Cumhurbaşkanı. Kesinlikle. Evet. Ama kendisi gitti, görüştü. Efendim ben istifamı evet, vereyim dedi. Evet. Gerek yok dedi. Yani, peki, evet, peki İsmail Öz şunu sorabilir miyim? Resul Kurt çok önemli açıklamalar yaptı bence. Şimdi... şu soru soruluyor. Ya kardeşim ortada bir işgal girişimi var, bir hain bir darbe teşebbüsü var. Bu darbenin siyasi ayağı kim başbakan olacaktı diyor. Kim cumhurbaşkanı olacaktı? Kim efendime söyleyeyim bilmem bakan olacaktı? İşte faraza. Herkesin bu soruların cevabını merak ediyor. Mesela bunu Resul Hoca'ya da, ayrıca Resul Kurt'a da soracağım. Bu adil öksüz niye bulunamıyor? Şimdi adil öksüz nerede? Hala kimse bilmiyor. Yurt dışında mı? Mesela Ekrem Dumanlı nerede biliyoruz? Amerika'da. Darbeciler nerede biliyoruz? Yunanistan'da. Diğerleri nerede biliyoruz? Almanya'da. Evet. NATO'cular nerede biliyoruz ki? Amerika'da. Korunuyorlar. Yani yerleri, yurtları belli. Hatta bir Anadolu Ajansı'nın muhabiri gitti. Emre Uslu'yu dahi evinde adresinde buldu. Şimdi peki diyorlar bu Adil Öksüz nerede? Evet. Nerede olduğu niye bilinmiyor? Tamam firari ama nerede olduğu niye bilinmiyor? Evet. Şimdi Adil Öksüz denen bu darbecinin, bu imamın Amerikan konsolosluğuyla telefon görüşmeleri var. Evet. Şimdi bu da ortaya çıktı, ifşa edildi. İşte bu konuda da henüz bir derin soruşturma devam ediyor ama o sis perdesi hala aralanamadı. Evet. Hani şimdi ne oluyor? Yani
vatandaşlarımız, seyircilerimiz bunları da merak ediyorlar. Nasıl tabii, değerlendiriyorsunuz? Yani evet. Neticede tabii bunun bir devleti ele geçirmek üzere organize olmuş, uzun bir süreçte bunu pişirmiş, olgunlaştırmış, kendince belli bir yere kadar getirmiş ama son adımda belki Allah bütün hareketi ortaya çıkarmış, ifşa etmiş ve bir millet elhamdülillah bir darbe teşebbüsünden, bir terör faaliyetinden Allah bizi kurtarmış. Değil mi? Evet. Çünkü birkaç adım daha gitse o zaman emir komuta durumunu da yakalayacak yani. Yani yakalamış zaten. Hayır. Adam hava kuvvetleri komutanı olmuş. Ordu, hayır ama işte bir yerden sonra gelip tamamen her şeyi askeriyenin içerisinde birkaç adım daha her şeyi yani kontrol edebilecek durum. Birkaç yıl sonra... Zaten onun için kodlanmış bunlar. Ben daha önce de bunu ifade ettim. Tabii daha bu, bütün bu yani adam 40 yıl boyunca bütün argümanlarını bunun üzerine kodlamış. Yani böyle hani hiçbir şekilde tesadüflere yer bırakmadan bütün yapılanmasını bunun üzerine kurmuş ki zarsız böyle zahmetsiz hani bir reklam vardı ya öyle. Türkiye'yi bir devleti tamamen otokontrol altına alma boyutu. Çünkü bu tip yapılar böyle hani özellikle tabii Amerika işte istihbarat yapıları, bunlarla ilgili bağlantılar, pek çok şey bugün hayatımızın içerisinde var ve konuşuyoruz. Ve enteresan bir şekilde bütün bu yapılar artık kendilerini böyle gizleme gereği duymadan açık bir mücadele veriyorlar. Yani ya bugün Amerika... Bakın bugün, son bir aydır bir şey söyleyeyim. Evet. Son bir aydır yumurta kafalar çok acayip şekilde aktif. Yumurta kafalar... Her türlü hakareti fake yapacak hesaplar, şekilde evet. İnsanlara diyelim bu programımıza belki bir sürü yorum gelecek yumurta kafa. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Sizce FETÖ'cüler mesela kriptolar dışarıdan ve içeriden bu süreci yönetiyor olabilirler mi? Ben az önce işte onu da FETÖ'yle mücadelenin yargı ayağı, operasyonel ayağında hala böyle yönetiyor. Şimdi bakın şöyle, yani şöyle diyorum ki şu anda mesela bakın ben Türkiye'de şu anda var olan, Türkiye'de verilen mücadelenin çok ciddi bir mesafe kat ettiğini düşünüyorum. İkincisi, Türkiye'de şu anda FETÖ'yle ilgili yapılan mücadelede de en büyük alınan mesafe askeriyede, yargıda alınan mesafeler. Evet, yargı en... Dolayısıyla bunlar da zaten yargı son sözü söyleyen yer. %40'dır yani, bakın yargıda FETÖ... Hani üç temel erk... %40'dır. Üç temel erk değil mi? İşte bakın, ama, bakın üç temel erk var. Bu üç temel erk... Bir dakika, Resul Bey çok ciddi bir şey söyledi hocam. Evet. Resul Kurt. Bak diyor ki %40. Ya bunları zaten... Şimdi kaç FETÖ'cü var deniliyordu? 5000. 4000 mi? 4000-5000 civarı. %40'ı ne eder? Şimdi... Yok, o 5000 %40'a denk geliyor. Ha yani. İşte tasfiye edilen kısmı diyor. Tasfiye edilen kısmı. O zaman tamamı tasfiye edildi demektir yani. Tamamı diyemeyebiliriz ama büyük bir oranda artık yani refleks bu anlamda Türkiye'nin önünü ketleyecek bir durum söz konusu olduğuna yani, inanmıyorum. Yani. Hukukta yok, adliyede. Askeriyede de bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ben. Yargıda farklı bir durum var. Askeriyede böyle olmadı. Generallerin bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi yargıda HSYK seçimlerinden dolayı kamplaşma oldu. Evet. Yani orada zaten bir şeyler ortaya milli çıktı. Milli ve yerli tabii diyeceğimiz devletine, milletine bağlı savcılarımız, yargıçlarımız devletinin yanında yer aldı. Karşısında da FETÖ'cüler ve FETÖ'cülerin destek aldığı sol fraksiyonlardan da 1/4'ü yani sol fraksiyonların 1/4'ü devletinin yanında yer aldı. 1/4'ü FETÖ'cülerle birlikte işbirliği yaptı. Ve herkes birbirini biliyor. %5-10'dur yani gözden kaçan, kendisini belli etmeyen kripto diyebileceğimiz %5-10'dur en fazla. Ama askeri öyle değil. Bakın askeriyede son 20 yılda alınan askeri kadrolara alınanların belki %60'ı, %70'i, %80'i belki Sukut 89'dan beridir orduya giriyorlar. Ve 2015'te bile girmişler. Yani girer, 2015 ve 2014'teki alınlarda bile varlar. Şimdi yani sayılarını... Bakın daha önce adam tu generalliğe kadar gelmiş. Evet. Yani bu ya, ne kadar geriye gidilmiş işte. Bir or general 40 yılda yetişir ya. Evet, kaç seneden beri oldu belli zaten. Ama yani bugün bu bugünün meselesi değil. 2015 Şura'da 22 albay generalliğe terfi etmişti. Hepsi darbeci tutuklu yani. 21. Diyorum bakın yani zaten şu anda yani bizim general sayımız 300 küsür falan. Yani bakın tam şu halen yeni alınanların içinde bile işte mutlaka zaten vardır. Evet. Mutlaka vardır. Bakın ben vatandaşlarımızı... Çok özür dilerim. Reklama çıkmamız gerekiyor. Bir cümle söyleyeyim. Kesilmesin. Vatandaşlarımızı uyarıyorum kardeşim. Eğer
kamuda polis, asker, hakim, savcı sınavlarına giren ve FETÖ'cü olduğunuzu bildiğiniz insanlar varsa arayın, polise ihbar edin kardeşim. Bu bir milli vatani görevdir yani. Evet. Peki, teşekkür ettim. Yine bir küçük ara rica ediyoruz, devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akit TV ekranlarında darbe özel programıyla karşınızdayız. 15 Temmuz özel programı desek belki çok daha güzel olacak. Çünkü şu darbenin özeli falan olmaz. Ama durumun kendisi özelden de öte bir şey. Şimdi onun 15 Temmuz'u konuştuk. Gerçekleşseydi, Allah korusun, başarılı olsaydı Türkiye'yi neler bekliyordu? Programın ilk bölümünde iki değerli misafirin teferruatlarıyla bunu anlattılar. Bir felaket bekliyordu tabii ki. Şimdi ama sonrasında... Bu 15 Temmuz'da yüzleşme meselesinde, yani şu FETÖ'yle mücadele konusunda ne yapıyoruz? Buralarda kaldık şimdi, bu noktalarda kaldık. Şimdi hocam sorayım, sağlıklı ilerliyor mu? Şimdi iyi gidiyor mu? Yani çünkü Resul Kurt çok önemli tespitlerde bulundu. Bir kere hala bürokrasi içinde varlıkları devam ediyor. Hala ordunun içindeki varlıkların devam ettiği çok kuvvetli ihtimal ortaya konuluyor. Hala belli devletin belli kurumlarında kripto şeklinde gizleniyorlar. Ve başkalarını hedef göstererek onları mağdur ettirip kendilerini korumaya çalışıyorlar. Böyle bir yöntem izledikleri evet biliniyor. Şimdi ama kendilerine de acayip güvenen bir güruh var ya. Yani bir hain güruh ama kendilerine çok garip bir güvenleri var. Resul Kurt'un dediği gibi ne kullanıyor bu adamlar? Ha, ne içiyorlar da hangi hapı veriyor bunlara yani? Burada şu var. Yani Tuna Bey. Bir şey içmesi yani adamın inandığı ideolojisi o. Şimdi adam bunun doğru olduğuna inanıyor değil mi? Davası için kendince bir dava gidiyordu. O davanın hareketini gerçekleştirip davasını iktidara getirecekti. Şimdi buradan baktığınız zaman olayı yani bir İnanç meselesi boyutundan, sosyolojik perspektiflerden, yani bir makine hareketi gibi değerlendirilemez bu hareket. Yani makine hareketi başlar biter. Bir kendi başına buyruk bir harekettir. Uzantıları, sağı, solu, birbiriyle ilintisi, intisakı falan, yani bu tip şeyler olmayabilir makine hareketinde. Başlar biter. Ama sosyolojik olaylar, inanç içeren bu tip hadiselerde böyle bir şey söz konusu değil ki. Şimdi bu dava... Bir yönüyle çok büyük bir işte mahkumiyet içerisinde barındırabildiği için tutuklamalarla, şunlarla, bunlarla pek çok insanın yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Artı bunun dünyadaki bir takım uzantılarından ve farklı kanallarla olan bağlarından, bir network'ünden bahsediyoruz. Evet. Ve dolayısıyla bunun aynı zamanda bu ülkenin içerisinde bu suçu işleyen insanların hali hazırda bugün bu ülkede birisinin kardeşi, abisi, bacısı, bilmem şuyu buyu olduğunu varsayarak bunun üzerinden hareket ediyoruz değil mi? Evet. Şimdi bütün bunları içerisine kattığınız zaman dolayısıyla burnunun dibindeki adamın, yani ben eminim yani şu anda orada bilmiyor mu yani bu ülkede mesela belki de AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a oy veren ama kendi akrabasından birisinin şu anda Türkiye'de hangi kademede, hangi yerde FETÖ olarak görev yapmaya devam ettiğini bilmiyor mu insanlar? Çok hayati bir soru. Ama itiraf etmiyor. Bence çok, bunu nasıl izah edeceksiniz? Ben de çok önemli bir şey soracağım, bir konu açacağım. Evet. Başlık ama o başlığa ön bir hazırlık olsun diye şunu sormak istiyorum. Türkiye'de adalet meselesinde bir güvensizliğin olduğu ortada. Son. Uzun bir dönemden beri siyasetin tabii içine dahil olduğu bir zeminden bahsediyoruz zaten. Yani bugünün tabii falan filan bunun ne bu amaçlandığı ortada. Tabii. Ama bir taraftan başka bir rasyonaliteye baktığımızda bir adalete güvenin genel anlamda azaldığını noktasında ciddi bulgular var. Şimdi bunun ana nedenini de şu FETÖ soruşturmalarında görüyoruz. Bu onun birçok şeyin üzerine, tarihsel perspektiften sonra bunun üzerine gelen önemli bir bu, katkı olarak diyebiliriz. Böyle bir perspektifel olarak baktığınızda bu böyle midir? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bakın diyorum ki şimdi mesela bu otomatik olarak bakın yani mesela bir insanı tutukluyorsanız
Ve özellikle siyasette önemli bir yerde duruyorsa bu kişinin, tutuklanan kişinin bağlı bulunduğu zeminler, şunlar bunlar. Yani ne olursa olsun, yani bir yargı, yargıdaki bir efendim hakim ya da savcı şunu yapması gerekmez mi? Ben mesela buradan baktığım zaman birisini tutukluyorsa çok güçlü argümanların olması lazım, değil mi? Aynen öyle. Tutukladıysan tutukladın. Peki serbest bıraktıysan niye serbest bıraktın? Şimdi insanlar bunu otomatik olarak soruyor. Ve dolayısıyla bakın bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim mitinglerde eline verdiği malzeme geçiyor. Usta otomatik olarak bunu soruyor. Evet. Yani belki öyleler, belki suçlular, belki değiller. İşte onu yargı bugün takip ediyor. Ama tutukladıysan kardeşim o zaman sağlam delillerle bunu tutukla. Bıraktıysan da sağlam şeylerle bırak. O zaman çok akademik bir... Bu sulandırma zemininde gayet insanlara farklı bir fırsat vermiyor mu? Evet, şimdi siz akademik... Bunu mu? Bundan ifade ediyorum. Akademik kimliğinizle soracağım soruya akademik bir perspektifte cevaplarsanız mutlu olacağım. Bir yeni kapı ruhu vardı. Evet. Gördük. Milyonlarca insan geldi. Herkesinden. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ontoloji, evet, biliyoruz. Evet. Daha çok AK Parti'ye, Erdoğan'a destekleyen bir ontolojiydi o. Ama içinde ülkücüler de vardı. Evet. İçinde hatta büyük birlikçiler vardı. Çok tabii, az dahi olsa. Ya da efendim CHP sempatizanları da vardı. CHP oy verenler de vardı. Sayıları çok az da olsa. Ama evet, bir şuur vardı. Evet. Bir bilinç vardı. Tabii. O nedir? FETÖ bir tehlike. Evet. Bu devleti zapturat altına almaya çalışıyor. Ve buna hep birlikte karşı durmalıyız ve mücadele ver. O şey vardı. O birliktelik, o refleksi gördük. Şu an sizce sosyolojik manada farklı sosyolojik katmanlar bu FETÖ meselesinde aynı mı düşünüyor? 15 Temmuz'un idraki aynı noktada mı idrak ediyor? Aynı değerde, aynı ölçüde mi idrak ediyor? Yoksa ciddi bir kırılma ve bir farklılıklar mı var? Bence bu soruyu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Evet. Burası zaten işte mesela bunun ifadelendirmesi ve anlatımı da elbette ki çok girift ve çok derinlemesi bir tanımlama gerektirir. Evet. Yani ben onun için az önce dedim ki bu meseleyi anlamak için ve anlamlandırmak için yüzeysel yorumlardan değil, işin kodunu, derinliğini, dibini algılayabilecek bir zeminde ortaya çıkarmamız da, ve bu perspektifi açmamız daha lazım. Daha derinleştirip evet, yardımcı olmak için örnekler vereyim. Mesela sosyal medya önemli bir göstergedir. Bak, tabii ki. Yani insanların daha açık itiraf yaptığı için ve yurt dışından da pek çok boyutta biz orayı zaten devlete verilmeyen hesaplardan şuradan buradan manipülasyon aracı olarak. Şimdi sosyal medyada gördüğümüz, sosyal medyanın nabzını tuttuğumuzda, televizyon programlarına katılan çeşitli konukların sürekli dillendirdiği nüanslara baktığınızda, muhalefetin de zaten bunu başlatıp muhalefetin de köpürdüğü, köpürtmesine baktığınızda kontrollü darbe, işte senaryo, işte önceden biliniyordu, efendim şöyleydi, böyle, hep böyle muğlak, soru işareti. Ve bu soru işareti bir yumak gibi böyle büyüyor ve artık şu noktaya geldi. Canım içeridekiler haybeye içerdiler. Darbeciler değil. Şu tasfiyeler. Niye tasfiyeler yapıldı? Tasfiyelerde mağduriyet var. Haksızlık var. Çok insan, binlerce insan adaletsizliğe maruz kaldı. İşte şöyle. Artık bakın o düzlemde yoğunlaşan bir sosyolojik bir fay hattı var. Şimdi o refleksler orada gelişmiş. İşte şimdi bu madem 15 Temmuz'un birinci yılını idrak ediyoruz. Evet. Bu meseleye gerçekten biz toplum olarak tek yekün mü idrak ediyoruz yoksa sadece bir kesim mi bu meselenin ciddiyeti konusunda bir yıl önceki gibi aynı noktada? Evet. Bir kere şu işte onun için diyorum. Bakın şu anda mesele ne yapıyor? Şahıslar zemininde konuşulmadığı zaman genellemeler yapılıyor değil mi? Genelleme cümlelere olay döndükten itibaren toplumda kendisine farklı bir anlam, bir zemin yakalıyor. Çünkü artık mesela o bombayı atan adam üzerinden şahsiyet konuşmuyoruz, şahıs konuşmuyoruz, çok bilindik noktalardan gitmiyoruz, tamam mı? Evet. Olayı daha muğlak, daha genelleme cümlelere dönüştürüyoruz. Efendim adalet, şuna genel adalet, efendim genelde şu var, gazeteciler, ama hangi gazeteci, ne yapmış bu gazeteci? Veya işte efendim şu masum insanlar, efendim adaletsizliğe uğramış, bu mu, şu mu, genelin içine attığınızda bir melting pot yaparak o mevzunun içerisine oraya attığınızda bu sefer insanların kafasında otomatik olarak düşünmeyecek insanların kafasında bile
soru işaretleri açmaya başlıyorsunuz. Soru işaretlerinde hiç haklılık görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var, bakın. Türkiye'nin içerisinde elbette ki yürüyen her şeyin dört dörtlük yürüdüğünü kimse iddia etmez. Hayır, kastettiğim şu. Evet. Kontrollü darbe, yoksa o saçmalıklardan bahsediyor. O değil işte. Yargılamalardan söz ediyor. Evet, o. İşte dolayısıyla bakın, yargılamalarda mesela şu. Otomatik olarak işte birkaç tane de kendilerine böyle bir direnç noktası yakaladıkları zaman o geneli, yani bu taraftaki şeyi size göstermiyor. Açmıyor, netleştirmiyor. Mesela geliyor MİT tırları meselesini ortaya koymuyor. Türkiye'nin ihanet boyutunu ortaya koymuyor. Türkiye yapılmış ihanet boyutunu. Orada efendim gazeteciler başlığında, değil mi? Başka yerlere taşıyarak kendi cümlesini onun içine kattığı zaman, o zaman birileri başka türlü sorgulama yapmaya başlıyor. Somut bir yer üzerinden gitmiyor. Yani dolayısıyla zaten toplumsal bilinç, toplumsal zihin bunu böyle detaylandırmaz. Gezi olaylarının aktörlerinin meseleyi ikonlaştırıp her yıl bir şekilde o algıyı pompalayabiliyorken, evet. Bugün niye, neden bu çok hayati bir işte, şey mesele, son derece bir Sırat Köprüsü'nden son anda kumpayı uçurumun kenarından gelmiş bir ülke bugün birinci yılını doldururken neden bunu konuşmuyor? Hocam bakın bu çok ciddi bir soru bu. İşte tabii neden ki. Neden konuşmuyor? İşte, diyoruz ki bakın. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Sosyal medya 15 Temmuz'u konuşmuyor. Evet. Sosyal medya şu an neyi konuşuyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığının afişini konuşuyor. Evet. Neden böyle bir afiş asıldı? Başlandı şimdi buradan bir şeyler evrilmeye, oradan oraya, oradan İşte oraya. Ben zaten az önce yani, bunu bahsediyorum ben. Olayı zaten spesifik, bu konu üzerinde bu darbede birebir suçlu, spesifik bir... O yüzden diyorum ki o zaman o taraf bu algıyı yürütürken aslında darbe zemininin, darbenin Türkiye için ne kadar büyük bir zemin oluşturduğu ve Türkiye'ye ne kadar büyük bir risk ve tehdit yaşattığını ortaya koymaya çalışan bizlerin ve bizim gibi düşünenlerin de meseleyi somut suçlar üzerinden, o bombayı atanların, o bombayı atanların oluşturduğu zeminin, o ölülerin, ölümlerin, o şehadetlerin, gazilerin o somut tarafını hep gözlerinin önüne sokmamız gerekiyor insanların. Şimdi o bize ne kadar bu taraftan hani algı yaparak, algı yaparak, bizi zeminden kopararak, bizi bir efendim analiz, bir kavram analizinin içerisine hapsederek toplumu, çünkü Türkiye'de neticede bir de AK Parti zemininden baktığınızda AK Parti'nin karşı tarafında duran, durmasa bile en azından ona oy vermediği için muhalefet konumunda duran efendim bir kitle var, değil mi? Yani o kitlenin üzerinde de belki AK Parti'nin tabanında ve belki küçük bir kitle de olsa da onlar üzerinde bu algıyı bir yere tarafa çekerek somutları da bıraktığı zaman biz o zaman ne yapacağız? Sürekli o algıyı başka tarafa çevirmeye çalışan bu süflelere karşı işte hep o şehadetleri ve gazileri hatırlatmak durumundayız. En somut tarafı o işte. Bir daha sorayım. İşin en somut tarafı daha o. Sorayım. Bir sosyolojik yapı var. Evet. Bunlar AK Parti karşıtı. Evet. Çok sert muhalefet yapıyorlar. Kılıçdaroğlu da ya da onun gibi düşünen o kafadaki muhalif yapı o sosyolojik zemini iyi kullanıyor. Tabii. Hiç gidemeyeceği yeri bırakıp başka yere dönüyor. Hayır, hayır. Bak, başka yere dönüyor. Şu başka yere gidiyor. Ama o üstadlı yönlendiren de zaten muhalefeti yönlendiren de üstadlı. Tabii. Şimdi burada şunu sormak istiyorum hocam. Bakın bu çok hayati bir şey. 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü. Ne deyiz? Evet. Bir o sosyolojik yapı diyor ki 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar AK Partiliydi. Evet. Bu onların mücadelesiydi. Hatta daha da ileri gidiyorlar. Bunlar işte hani yobaz diye yorumlayan, o cüreti kendinde bulan küstahlar bile var. Şimdi tekbir getirilmesine, selalar okunmasını hazmedemeyen bir inanılmaz bir sosyoloji var. Bunun üzerinden kin ve nefret kusuyor. Şimdi ama yine bağlamdan koptuk. Peki bu işgal girişimi ne? Bakın şunu diyorlar. Evet. Şimdi bu sosyolojik zemin şunu söylüyor. Yine muhalefetin beslendiği bu zemin. Muhalefetle birlikte diyor ki ama diyor siz de onlarla birlikte hareket ettiniz. Zamanında işbirliği yaptınız. Zamanında karı kocaydınız. Şöyleydiniz. Sizin yüzünüzden bu 15 Temmuz oldu. Siz bunların yerleşmesine, içine girmesine izin verdiniz. Şimdi de gelmişsiniz. Efendim vay efendim gelin yeni kapuruğu, yeni kapuruğu. Olur mu öyle burada şey? Çok, bir de kontrollü darbe de yalanı da içine güzel ekliyorlar. Tabii onu da zaten FETÖ'cüler yaptılar. Doğru. Benim kişisel görüşümü söyleyeyim. Ben bir gazeteci, yılların da bir gazetecisi olarak söylüyorum ki biz 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını, işgal girişimini genel Türk toplumu olarak hep birlikte tek yekün, tek yürek kesinlikle idrak etmiyoruz. Zaten şu anda onun... Bu tehlikeli değil mi hocam? Bakın şöyle, yani şu tehlike meselesi şu. Yani dolayısıyla o
taraftaki kişiler, yani AK Parti, Türkiye, mesela bugün baktığınız zaman Kurtuluş Mücadelesi'nizde Kurtuluş Savaşı verdiniz. Kurtuluş Savaşı'nda toplumun her tarafında aynı şekilde idrak ettiğiniz kimse iddia edemez. Hemen soru sorayım. Ama bu Kurtuluş Savaşı'ndaki Türkiye'nin durduğu yeri, değil mi? Verdiği mücadeleyi akamete uğratmış mıdır? Soru sorabilir miyim? Yani farklı düşünceler elbette olabilir yani. Fethullah'ın, Fethullah Gülen denen o... İblis. Ben iblis diyorum abi. İblis, terörist başı, hain, ne derseniz de. İşte her sıfat yakışır. Şimdi bu kişi bir şey söylüyor, Türkiye'deki muhalefetten gık çıkmıyor. Şöyle. Ya kardeşim sen ne diyorsun falan denmiyor. Demiyor. Mesela ben Kılıçdaroğlu'nun ağzından şu kelimeyi hiç duymadım. Ey Avrupa'nın parlamentosu. Niye demez. Şu FETÖ'cüleri iade etmiyorsun? Ey Yunanistan, niye ifade iade etmiyorsun? Hayır. Ey Trump, bakın, niye uzaktan, iade etmiyorsun? Uzaktan kumandalı olan bir genel müdür olan, bir idare müdürü olan şahıs bugün CHP. Ben tekrar söylüyorum, CHP genel başkansızdır. CHP işgal altındadır. FETÖ işgal altındadır. CHP'de milli ve yerli diyeceğimiz, bakın muhalif adam gibi muhalefetini yaparsın. Bakın muhalifsindir. Sonuna kadar da en sert muhalefetini yaparsın ama vatan hainliği ayrı bir şeydir. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafına baktığınız zaman CHP'li diyebileceğiniz kaç kişi var Allah aşkına? Yani CHP'nin geleneğinden gelen kaç kişi var? Bir şey çok önemli, siz biraz önce ifade ettiniz. Şöyle eleştiriyor, diyor ki siz bunları diyor getirdiniz. Ya kardeşim, bir general 40 yılda yetişir. Ben kafasız genel müdür. Bir general 40 yılda yetişir. AK Parti 2002'den bugün, AK Parti'nin döneminde 2002'de askeri okula giren bugün teğmendir, en fazla yüz teğmendir, yüzbaşıdır yani. Üst yargıyla ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aynı şey tabii, bugün sizin Yargıtay üyesi dediğiniz bir kaç insan. Kaç yılda oraya geliyor? 40 yıllık, 30 yıllık yani. Hakimdir. Yani 30 yıl önce AK Parti mi vardı? Bugün sizin kamu üst bürokrasisinde olmakla eleştirdiğiniz... Kaç yılda oraya gelmiyor? Dediniz, bunlar kaç yılda gelmiş? Evet. Bakın müfettiş örneği verdim biraz önce. Müfettiş başka bir müfettişi tehdit ediyor ya. 17-25'ten sonra diyor ki artık diyor güç bizde kardeşim diyor. Güç bizde diyor. Tabii. Sen kimsin diyor. Aynen bu kelimeleri kullanıyor. Güç bizde artık diyor. Bu güç bizde diyen adam grup başkanı, müfettiş bu adam, baş müfettiş. En az 25 yıllık memuriyeti var. 25 yıl önce AK Parti mi vardı Allah aşkına? 15 yıl önce, 20 yıl önce AK Parti mi vardı? Onun için bu eleştiriyi yapmamak lazım. Onu diyorum. Evet. Onlar ne kadar olayı genelleyerek bulandırsa işte da bakın, biz somutlarla bu işi açmak durumundayız. Başka şansımız yok. Tamam, CHP işgal somutlarla edildi. Açmak zorundayız. CHP işgal edildi falan. Evet. Güzel. FETÖ yönetiyor, yönlendiriyor. Yönetiyor yani, hissediyor. Açık yani. Şunu sorabilir, uzaktan kumandayla yönetiyor. Şunu sorabilir, Kılıçdaroğlu'nun vizyonu, siyasi vizyonu, siyasi kıvraklığı ya da zekası bir adalet sloganıyla. Böyle şeyi organize etmeyi aşar Kılıçdaroğlu'nu. Yani kesinlikle. Yani yanındaki danışmanlarının da bunu aşacağını. Zaten yaptığı konuşmanın çok darmadağınık bir konuşma olduğunu da ben ona da ayrıca gerekirse izah ederim yani. Hocam bakın. Çok darmadağınık bir konuşma. Parti bayrağı yok, filama yok, hiçbir şey yok. 6 tane doktrin. Fikirsel zemininden bahsediyorum. Darmadağınık. 6 doktrin. Darmadağınık. Bir sihirli kelime var. Adalet. Herkese hoş gelir bu. Çok romantik. Genelleme herkese bir adalet. Evet. Burada bu da başarılı oldu. Şöyle, muhalefet sustu. Muhalefeti sindirdi. Muhalefet artık konuşmuyor. Kılıçdaroğlu bugün, muhalefeti konuşmuyor. Muharrem İnce konuşabiliyor mu? Peki size bir şey soracağım. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanının evinde, yanında il başkanıyla birlikte... Evet, kahve içen şeyle değil mi? Hayır. Darbeyi seyretmesini kim servis etmiş olabilir? İşte ben tam oraya gelecektim. Yani siz eğer Kılıçdaroğlu işgal ediliyorsa eğer... Ama bakın... DAS CHP işgal ediliyorsa ve Kılıçdaroğlu bu işgalin başını çekiyorsa... Kılıçdaroğlu zor durumda bırakacak. Ama, türlü algıya müsait. Bu fotoğrafı bir muhalifte, bir CHP'liden başka kimsenin şimdi orada olmadığını düşünebileceğim bir ortamdan nasıl çıktı bu fotoğraf? Peş peşe 3 konuyu bağlayacağım. Evet. Birbiriyle sonra bağlantılarını kuracağım. Birincisi, CHP'yi ve diğer muhalif bloku bir arada tutan bir üst akıl var. Bir kurmay var, bir karargah var. FETÖ mücadelesinde bir karargah yok. Bakın tekrar söylüyorum. Bugün Zeki Üçok'u Hanefi Avcısı gibi
kamuoyuna mal olmuş Nedim Şener'i gibi FETÖ mücadelesi kamuoyuna mal olmuş isimlerin içerisinde olduğu bir FETÖ mücadelesi üst kurulu olması lazım. İkincisi adalet dediniz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nda adalet olsaydı önce Gürsel Tekin'in 2000'li yıllarda 2009'da Yargıtay'ın 11. Ceza Dairesi'nde dosyasının nasıl kaybolduğunu açıklaması lazım. 2,5 yıl hapis cezası alan milletvekili seçilme yeterliliğini kaybedecek olan bir kişinin nasıl milletvekili olduğunu bize açıklaması lazım. Eğer adalet olsaydı 2005 yılında Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı iken bir evrakta sahtecilik yapan kişi, bir Gürsel Tekin isimli kişi bugün milletvekili olamazdı. Adalet olmadığı için, Yargıtay'da dosyası çalındığı için milletvekili olmuştur. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun SSK'da genel müdürlük yaptığı dönemde kendisinin akrabalarından, eşinin akrabalarından belki 90-100 kişiyi sınavsız münavsız SSK kadrolarına atamasının hesabı sorulurdu. Adalet olsaydı. Yine aynı şekilde SSK genel müdürlüğü yaptığı dönemde 22 dolardan ithal edilen stentlerle ilgili Kılıçdaroğlu'na bir dava açılması gerekirdi. 2450 dolara satılan bir stentten bahsediyoruz. Yine ihalesiz 5 milyar dolarlık bir stent alımları yapılmış. Bunlarla ilgili Rahşan affıyla kurtulduğu için bunlar mutlaka adalet olsaydı bunların hesabı sorulurdu. Adalet olmadığı için halen 28 Şubat'ın insafsızca yargıladığı yüzlerce insan haksız bir şekilde cezaevlerine tıkılmış durumda. Adalet olmadığı için. Şimdi gelelim sizin servis dediğiniz olaya. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle mitingden sonra ulan bak ben neymişim be ulan görüyor musun 2 milyon insanı topluyorum lan. Artık ben 2019'da Cumhurbaşkanı adayıyım. Bak bu moda girdi. %49'u şimdi bir arada tutuyorum. %1'i de alsam artı bir de peşine gelir zaten. Şimdi Kılıçdaroğlu'na o fotoğrafı servis edenler kim? O Kılıçdaroğlu'nu o makama getirenler. Bana bak Kılıçdaroğlu, bizim sözümüzün dışına çıkarsan bak bunların peşi gelir. Bak varan bir bu daha. Varan ikisi var, varan üçü var. Onun için sen uzaktan kumandayla biz seni idare edeceğiz. Biz ne veriyorsak, ne servis ediyorsak, senin yanındaki insanlar tarafından seni nasıl yönlendiriyorsak o şekilde işlem yapacaksın. Kılıçdaroğlu'nun kendi başına Allah aşkına şu yürüyüşü yapabilme kapasitesi, bunu düşünebilme kapasitesi var mı? Indira Gandhi. Gandhi örnek alıyormuş. Tuz yürüyüşünü örnek alıyormuş. Önce dön, kendi pisliğini temizle kardeşim. Hitler örneği veriyorsun. Yani, tarihine bir bak. Şimdi sen ülkenin cumhurbaşkanına diktatör diyorsun ve diyebiliyorsun. Sıkıyorsa git bakayım bir diktatörlük olan Kuzey Kore, diktatörlük olan bir ülke. Sor bakayım orada bir tane muhalefet konuşabilir mi? Bırak öz amcasını, öz kardeşini öldürüyor adam. Bırak buranın, al sana diktatör Mısır'a işte. Gitsin, konuşsun bakayım konuşabiliyor mu? Yani şimdi Mısır'da diktatörlük var mı? Var. Şimdi siz kalkıp da bugün itibarsızlaştıran, bakın bizim bir yasamız eksik. İnsanları itibarsızlaştırmaya yol vermeyecek, bunu önleyecek bir yasamız yok. İstediğin gibi tezvirat yap. Alo İsmail bak böyleymiş İsmail. Resul böyleymiş. At tweet'i gitsin. Hemen peşine de bakıyorsun adamın 200 tane takipçisi var. Tweet'i 2000 kere retweet olmuş. Yumurta kafalar. Onun için Türkiye'de çok acil olarak bir mutlaka üst bir kurul olması lazım. Bir üst akıl olması lazım. Sadece bürokratlardan oluşan, müsteşardan, genel müdürden oluşan bir yapı olmaz. Mutlaka bu işe kafasını, gövdesini koymuş insanlardan biz FETÖ mücadelesini bir üst kurul olarak kurmak zorundayız. İtibarsızlaştırmayı önleyecek bir yasal düzenleme getirmek zorundayız. Halen FETÖ itibarsızlaştıracak şekilde kullanabiliyor. Halen kamu kurumlarını yönlendirecek şekilde ihbar, tezvirat yazıları gönderebiliyor. Ve bunu çok ivedi bir şekilde yapıyor. İstemediği bir bürokrat varsa 10 yıllardır aynı şeyi yapıyor. Hemen 100 tane İsmail hakkında 100 tane şikayet dilekçesi yazdırıyor. Benim biraz önce verdiğim olay çok önemli. Bu ifşa edilmiş, bu tutanaklara geçmiş bizim
İftira merkezimiz var. Ben de orada çalışıyordum. İşte sabah gidiyorduk. Başlıyorduk iftiraları yazmaya. Bize bugün kime iftira atacağımız söyleniyordu. Biz de yazıyorduk. Mektupları gönderiyorduk. Mailleri gönderiyorduk. Bu iftiraları bizim önlememiz lazım. Bu iftiralar ki FETÖ'cülerin istedikleri gibi bürokraside adamlarını kilit taşı gibi oynatmalarına izin veren bir mekanizma. Ben sizi sevmiyorum. 1000 tane sizin hakkınızda iftira mektubu gönderiyorum. Ve siz hemen siyasetçi olan kişi diyor ki ulan demek ki ulan bu Resul kötü bir adam kardeşim diyor. Hemen diyor bunu gönderin diyor. Onun için FETÖ'yle mücadele öyle bir günde, üç günde olacak iş değil. Hayır, en de az 40 yıl anda, lazım. Bakın 40 yıllık bir süre lazım. Bir de şu var. Enteresan bir şekilde mesela şu anda tutuklu olduğunu bildiğimiz bazı insanların mesela Twitter hesaplarından birileri mesela onlar adına mı kullanıyor bilmiyorum. Kullanıyorlar. Ama retweet ediyorlar. Bazı mesela tabii, işte kim hükümet yani. Aleyhine bir şey söylemesi onu alıp retweet ediyor. Tabii. Bakın hesap bir şey yani. Bir şey daha söyleyeyim. Bu da bir enteresan değil mi? Bu yani. 15 Temmuz'un hemen akabinde hızla bürokraside açığa almalar oldu. Bunun içerisinde maalesef FETÖ'nün kullandığı veya FETÖ'cü olduğunu düşündüğümüz bazı insanlar kendisine rakip olacak insanları da bu torbanın içerisine attı. Çok acı, çok üzüntü verici bir örnek vereyim. Eşi ölmüş 30'lu yaşlarında bir memur kardeşimiz, SGK'da bir memur kardeşimiz, eşi vefat etmiş, 2-3 yaşında çocuğu var ve bu insanı FETÖ'den ihraç ediyorlar. İhraç eden daha sonra kendisi FETÖ'den ihraç oldu. İhraç etme sebebi şu. İşte amaç diyor ki efendim bunlar voleybol oynuyormuş. Hiçbir tutar tarafı yok. Ve inanın ha bu insan hakkaniyet yerini buldu. Kamuda görevine döndü mü? Döndü. Ama neticede bu insan üzerinden de tezviratı yaptılar. Bak gördün mü kardeşim falan arkadaş da FETÖ'den atıldı. Demek ki bu FETÖ'cü atılanların hepsi suçsuz. Böyle bir algı oluşturmak için maalesef halen görevde bu insanlar. Kendisine rakip olan insanları bu şekilde tasfiye ettiler. Karşısına çıkacak kimse kalmadı ve bu insanlar halen görevde. Ve bu insanlardan hesap sorulmuyor. En acı veren, en acı olan taraf bu yani. Bizim mutlaka bu işin sahipdarlığını yapmamız lazım. Kafamızı, gövdemizi bu davanın içerisinde koymamız lazım. Ama gücümüz yettiğince, bakın Mayfet diye bir gazetede belki benim yazılarımdan baktıysanız Marmara Yöneticiler, en az 10 sefer yazdım ya, 10 sefer. Marmara Yöneticiler Federasyonu İstanbul'daki FETÖ'cü bürokrasinin örgütlendiği çatı kuruluştur. Bu kurulun içerisindeki kayıtlı olan üyelerin tamamı FETÖ'cüdür. Sizin dışarıdan oraya gidip üye olma şansınız yoktur. Ama bu Mayfet'in yöneticileri birçoğu halen maalesef dışarıda. Ama bunun devlette kaydı var kardeşim. Bunun devlette kaydı var. SGK'da kayıp kamyonlar davası çıktı. Belki 2014 yılı Ocak-Şubat aylarında. 3 günde mahkeme tekzip gönderdi ya bizim avukatlara sormadan. 3 günde ya. 3 günde. SGK'nın 8 tane deposu var. Binlerce tonluk malzeme, hurda arabalar, çalışır arabalar, kağıtlar, binlerce ton satılmış. Milyonlarca lira para alınmış. Ve bu gazetede çarşaf çarşaf manşette çıkıyor. Ve bu insanlar ödül olarak yurt dışı görevine atanacak oluyor. Yani bu kumpası yapanlar bu FETÖ'ye bu paralar ne zaman? 17-25'ten sonra. 17-25'ten sonra bunlar yurt dışına çalışma ateşesi olarak isimleri derc ediliyor. Gazetede bunlar ifşa edilince artık maalesef onlar açısından maalesef gönderemediler. Şimdi devletin hafızası var. Devletin bilgisi var. Bu insanların ne olduğu belli. Bu insanların ne yaptığı belli. Ve bunun için biz hala neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz yani? Ve ben FETÖ konusu açıldığı zaman inanın ciğerimden yanıyorum yani. Halen bu adamlar üst görevlerde. Halen bu adamlar devleti yönetiyor. Halen bu insanlar başka insanları FETÖ'cü diye ihraç ediyor. Bu yapının Türkiye için
çok büyük bir tehlike olduğunun ben çok uzun zamandır farkındayım. Evet. Daha 17-25 Aralık yokken bile FETÖ'nün bu kurumun başındaki yöneticisi. O zaman onunla mahkemelik oldum ben. Sorduğum soruya cevap verdiniz bence. Evet. Bakın çok hayati şeyler söylüyorsunuz. Hala atamaları yapıyorlar diyorsunuz. Yapıyor hala. Yani. Yapamadı, yapmıyor yani diyebilir miyiz yani? Hala kilit noktalarda diyorsunuz. O zaman AK Parti'ye gönül vermiş. Hatta 15 Temmuz'da sokağa çıkmış. Bir ontoloji de, belli hepsini kastetmiyorum, belli bir ontoloji de işte bunların sağlıklı ilerlemediğini düşünüyor. FETÖ olarak sağlıklı mücadele edilmediğine inanıyor. Böyle bir kanı var. Bir hoşnutsuzluk var. Mesela bir şehit yakını, bir gazimiz mesela verdikleri röportajda şu damatlar meselesinden dolayı çok şiddetli tepki gösterdiler. Yani şimdi bu tepki... Bakın damatlar olayı da bakın, damatlar aynen, olayı da işin sadece sulandırılmasıyla ilgili. Bakın onlar da FETÖ'nün evet. Sulandırılması. Evet, onu söylüyorum. Şimdi bir defa şunu da ama bizim evet. Bilmemiz lazım başka bir taraftan. Az önce mesela hani siz sohbet ettiğimiz zaman ki bu tip meselelerde şunu uzun vadeli bir zeminde bunların çözülebileceğini ve bu safrasından bu ülkenin kurtulmasının belli bir zaman alacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Bunda hep fikiriz. Çok uzun bir zaman. Zaten öyle olmak öyle bu yani bunun yapısı bunu gerektiriyor. Az önce ne dedik? Yani bu az boz bir hadise değil. Yani Fransa'daki hadisenin bir 100 yıllık zeminde oturması ve bir denge, bir stabilizasyon yakalaması bunlar az boz işler değil ki toplumun bir defa bakın ben daha önce de başka bir yerde yine bu örneği vermiştimdir. Benim için çok önemli. Yani İmam Gazali Hazretlerinin mesela bu Alamut Kalesi meselesinde hani dedim yani 6 sene gidip değişik hocaların gezdetiminde dersler alarak ancak ona argümanlar üretmiş ve şüphesinden kurtulmuştur. O haşhaşilerin, sabbahın ortaya koymuş olduğu İslam'ı sulandırmak adına Allah'ın varlığını sorgulattıran o görüşleri karşısında böyle bir 6 yılını harcamış yani böyle bir zaman. Yani ve şimdi bizim, bugünkü bu bizim, kadar büyük bir atmosferde, yani bu atmosferde... Bu noktada bakın bizim çok net adımlar atmamız lazım. Ya, muhakkak. Bunu bürokrasinin iki dudağının arasına bırakmamamız lazım. Yani zaten bir bu, zaten müsteşar, burada böyle, şöyle. Bir genel müdür bir insan hakkında bu FETÖ'cüdür diye karar vermemeli. Buna bir üst kurul karar vermeli. Kim FETÖ'cü, kim değil... O kurumların dışındaki insanlar karar verebilir. Tabii ki devletin yani. Bütün kesimlerini temsil eden, yani sonuçta bu darbeden bu ülkedeki her türlü kesim etkilenmiştir neticede. Ve onların her birinin de bir söz hakkının olabildiği bir zeminde, dediğiniz gibi yani bir memur zemininde bunlar tabii ki yargıda, sonuçta yargı bu konuda yani erkler bakımından baktığınızda son sözü söyleyen yer olması bakımından çok güçlü. O yüzden özellikle zaten orayı ama ele bakın, getirmişler. Yani, bakın, yani bu tarafsızlık falan biz, meselesi son biz, derece önemli biz, fakat... Biz bakın somut konuşuyoruz evet, yani tabii. Ben bir örnek daha vereyim, bir örnek daha vereyim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu bir FETÖ imamı var. İş müfettişi kendisi. İş müfettişi Çalışma Bakanlığı'nın imamı. Evet. İmam yani. Herkes biliyor. Bu adam teftiş kurulu başkanlığında üst görevlerde bulunmuş. 17-25 Aralık sonrasında dahi. 15 Temmuz günü darbe başarısız olunca hemen akabinde pazartesi günü emeklilik dilekçesini veriyor. Ve bakanlıkta bunu kim koruyorsa bu arkadaşın hemen bir günde yazısını alıyorlar. SGK'ya gidiyor. Ve birileri muhtemelen kimse artık bunu tanıyan insanlar Sayın Bakan'a durumu hemen ulaştırıyorlar. Efendim bak bu adam FETÖ imamı, bunu aradan emekli ediyorlar. Adam emekli olup kaçacak. Ve hemen bakanlık el koyuyor. Bakan Bey talimat veriyor. Öyle durduruyorlar. Yani bir FETÖ imamı, bakanlıktaki FETÖ imamı 17-25 Aralık sonrasında kardeşim nasıl teftiş kurulunda üst görevlerde bulunabilir? Bu adam iş teftiş kurulunda kaç kişiyi görev almıştır? Ama Resul Kurt Erdoğan, Sayın Erdoğan boşuna ben yalnız, çok yalnızım demedi. Ya yani ben ciğerim yanıyor. Ne diyeyim yani demedi. Şimdi yani? Yani boşuna. Ya 17-25 bakın 17-25'i alın. Yalnız olduğunu gördük zaten. Yani bugün hala aynı slogan devam etse de. Da gördük. Bak milleti vardı yani. Orada vatandaşlar ya. Erdoğan sadece Erdoğan için değil zaten. O ülkeler için çıktılar. Yani ülkeleri için, bakın ama ülkeleri... Erdoğan'ın çağrısıyla çıktılar. Şimdi, yani şimdi yani evet. Erdoğan bu süreçte hep yalnız bırakıldı. Evet. Şimdi ben yine hala çok da böyle hani hala yalnız olduğunu düşünüyorum. Hala tek başına mücadele ettiğini kanaatim bende hasıl. Ya bu da şey yapmak değil, diğer insanları zan altında bırakmak anlamında değil. Ya gerçekten hani
can hiraş bir şekilde. Tabii bu, hani bu mücadelede eden, sonuçta bir lider pozisyonunda olduğu için ve bu işi hani, hakikaten milletin gözünde çok önemli bir yer olduğu için. 15 Temmuz'dan sonra hocam, 15 Temmuz'dan sonra yani CHP'nin çok önemli genel başkan adaylarından birisiyle uzun bir 15 Temmuz'un birkaç gün sonrasında bir yazımla ilgili, bu FETÖ ile ilgili bir yazımla ilgili beni aradı. Ve aramızda şu diyalog geçti. Bakın CHP içerisinde bu yürüyüşü de asla desteklememiştir mesela. Bunun FETÖ tarafından yaptırıldığını da çok iyi bilen CHP'de muhalif kesim var ama seslerini çıkaramıyorlar. İdam ederim diyor, asarım diyor, atarım diyor, keserim diyor. Tabii. Diyor diktatör, yani. Diktatör yani. Kendisi bu. Diktatör. Bakın bu ne dedi bana biliyor musunuz? Evet. Resul Bey dedi, hocam dedi. Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz yanmıştık. Ve dedi ben Cumhurbaşkanımıza destek çıktığım için 15 Temmuz'da mahalle baskısı altındayım. Evet. Çok önemli. Kesinlikle. Ben Türkiye'de FETÖ ile mücadele edebilecek tek kişinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu biliyorum. Aynen öyle. Kendisini destekliyorum ama bunun için üzerimde çok büyük baskı var. Evet. Bunu söyledi yani. Evet. Ve haklısınız dedim. Evet. Ve bizim Türkiye'de CHP'den de olsa, başka partilerden de olsa ülkesini, milletini seven milli yerli insanlara ihtiyacımız var. Eşim Kurt, İsmail Öz, çok çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ciğerimizden bize konuşma fırsatı verdiğiniz için. De bu değerli katkılarınızdan dolayı biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Daha çok konuşulacak tabii. Neticede fikrinize sağlık. Bugün bitmeyecek mutlaka. Daha çok konuşacağız. Peki. Sevgili seyircilerimiz, 15 Temmuz özel yayınımız, Darbe Özel programını burada noktalıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte 22.30'da ben burada aynı programda 15 Temmuz Darbe Özel programında farklı konuklarla yine 15 Temmuz'u ve 1. yıl dönümünü konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.